Emre'ciğim, bir saniye gelir misin yavrucuğum? Tabii öğretmenim. Kulina Hanım'ı bugünlerde hiç görüyor musun yavrucuğum? Size gelip gidiyor mu? Ha, şu mesele. Farkında olmadan ona karşı bir terbiyesizlik yaptım da. Sadece ona karşı mı öğretmenim? Kulağıma hala acıyor valla. Özür dilerim çocuğum, özür dilerim. Bana ne oldu anlayamadım. Kulina Hanım'a bir an önce ulaşıp özür dilemem ve beni bağışlamasını istirham etmem gerekiyor. Valla öğretmenim, Kulina Hanım size çok kızmış. Ya değil mi? Ya ama en çok da benim kulağımı çekmenize kızmış. Bakın bir kulağıma birinden daha büyük. Özür diledim ya çocuğum. Dedim ya bana ne olduğunu anlayamadım bir türlü. Yani şimdi beni Kulina Hanım affetmeyecek mi? Hiç sanma. Ah yarabbim. Kulina Hanım, kendimi size nasıl affettireceğim? Öğretmenim birazdan zil çalacak. Ben en iyisi gideyim. Otur Emre'ciğim, otur çocuğum. Kulina Hanım'a ulaşmak için bana yardım etmeni rica edecektim. Bilmiyorum ki. Kulağımın acısı hala geçmedi. Geçici olarak sağır kalabilirdim. Ama çocuğum, özür diledim ya. Babam okulun yönetim kuruluyla görüşecekti ama ben engelledim. Emre'ciğim, çok iyi yapmışsın. İnan bana, bunca yıldır eğitim öğretim hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Sana söyledim ya, kendim de değildim. Bilmiyorum. Babam yönetim kuruluna gitme konusunda galiba hala kararlı. Kararlı mı? Aman hay aksi. Ama Sakın. Sakın ha. Varsa düşük olan notlarının yükseltilmesi konusunda bana hiçbir şey söyleme. Böyle bir şey yapmayacağımı kesinlikle bilirsin. Yok canım, sadece teneffüslerde ticari bir faaliyette bulunmama izin vermenizi isteyecektim. Anlamadım. Nasıl bir ticari faaliyetmiş bu? Anlaştık mı Emre'ciğim? Ben sana izin veriyorum ama bu mektubu da Kulina Hanım'a vermeni rica ediyorum. Sizi affedeceğini pek sanmıyorum ama yine de mektubu ona vereceğim. Teşekkür ederim çocuk. Ama sakın unutma Emin. Unutmam öğretmenim. Müdürle konuşuyordunuz. Seni ilgilendirmez. Hadi servis kalkacak. Şimdi biraz acele edin. Siz gidin, ben servisle gelmeyeceğim. Nasıl yani, neyle geleceksin peki? Çocukluk dönemini şu andan itibaren başlıyorum. Siz gidin, ben otobüste geleceğim. Servisin parasını babam ödediğine göre bunu kabul etmiyorum. Artık her konuda kendi başımın çaresine bakacağım. Şaka gibi. Saçmalama, öyle şey olur mu? Hadi yavrum, siz gidin, ben kararlıyım. Bırak şunu, nasıl olsa aklı başına gelecek, hadi yürü. Üf artık yani.